Pek muhterem hazırlığını sevgi ve saygılarımla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle bir kavram üzerinden Akdeniz dünyasının Osmanlılar için önemini ve bu dünyanın nasıl oluştuğuna dair bazı tespitlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve esas itibariyle Osmanlı Akdeniz'i dediğimiz zaman ne kastettiğime veya böyle bir tabirle neyi amaçladığıma temas ederek sözlerime başlamak istiyorum. Öncelikle bu bir sınır tarifi değildir. Osmanlılar tabii ki özellikle 16. yüzyıl boyunca Akdeniz'i kendi hakimiyetleri altına almakta büyük bir başarı gösterdiler. Ama bazılarının vurguladığı gibi Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmediler. Bu sebeple ihtiyatlı bir yaklaşımla bir Osmanlı Akdeniz'inden bahsederken her türlü dikkati göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. Ve bir Osmanlı Akdeniz'inden eğer bahsedilecekse bunun hangi temeller üzerine oturması gerektiği oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Çünkü büyük kıtalar arasında medeniyetleri, milletleri birbiriyle buluşturmuş, önemli yüzyıllar boyunca kültürler arası ilişkilerin, devletler arası siyasi ve ticari ilişkilerin odağında olmuş Asya, Avrupa, Afrika gibi üç kıtayı kendi çevresinde, kıyılarında adeta birleştirmiş, dünyanın en hareketli bölgelerinden biri olmuş bir coğrafyanın adı Akdeniz ve bir deniz. Bu denizin çevresinde kurulan medeniyetler günümüze kadar Avrupa, Afrika, Asya tarafından kuşatılmış ve çok farklı kültürler ve medeniyetleri buluşturmuş bir deniz. Bu sebeple uzak doğudan eski dünyanın en batısı olan Batı Afrika'ya ve Avrupa'ya kadar aynı zamanda siyasi hegemonya kadar ticareti de bünyesinde toplamış bir deniz Akdeniz. Dolayısıyla Türkler Akdeniz'le nasıl tanıştılar ve nasıl oldu da kısa sayılabilecek bir dönemde bu denize kendi damgalarını, mühürlerini vurdular ve bunları hangi ana eksen etrafında anlamak gerektiğini tartışmak lazım. Benim şahsi tespitlerime göre bu denize Osmanlı Akdeniz'i diyebilmek için bazı önemli noktalara bakmak gerekir. Bir tanesi bu deniz üzerindeki hakimiyetin sağlanması. İkincisi bu deniz üzerinde bir hukuk oluşturulması. Üçüncüsü deniz üzerindeki ticareti ya bizzat yapmak veya yapılan ticareti kontrol etmek suretiyle oradaki ticari hareketliliğe yön vermiş olması ana konular olarak karşımızda duruyor. Tabii keşifler çağı diye hepimizin bildiği 15. yüzyılın sonları itibariyle dünyanın gündemine gelen ve 16. yüzyılın ortalarına kadar etkilerini oluşum safhası olarak gerçekleştiren bu çağın en önemli özelliği deniz teknolojisindeki başarısıydı. Bu sebeple
Atlas Okyanusu'ndan batıya ve güneye doğru giden İspanyol ve Portekizlilerin aynı amaca yönelik yola çıkmış olmalarına rağmen birinin güneye gitmek amaçlı okyanus deniz teknolojisine sahip olma mecburiyetini görerek ona ait tedbirleri hızla alması, diğerinin de devamlı batıya gitmek suretiyle aynı bölgelere ulaşmak amaçlı yine okyanus aşma düşünceli deniz teknolojisine uygun bir gelişim gerçekleştirmesi bu çağın en önemli keşiflerinden biri olmalıdır. Keşfedilen karalardan daha az sayılmayacak kadar önemli bir atılımdı bu teknoloji ve ondan sonra dünya deniz tarihinde ve aslında imparatorluklar tarihinde denizlerin öne çıktığı bir dönem söz konusu olmuştur. Genellikle bazılarının kabul edip zannettiği gibi acaba bu ileri geri konusunda bir hata yaptım mı? Nasıl gidecek acaba? Şuradan. Pekala. Şu yan taraftan ileri gider. Bu şekilde. Şuraya geri gider. Şimdilik haritamız yine burada kalsın. Çünkü bu harita 16. yüzyılda Ali Macar Reis tarafından çizilmiş bir dünya haritası. Bazılarının zannettiği gibi Osmanlılar bu keşifler çağının gerçekleştiği dönemde dünyadaki bu gelişmelerden bir haber miydi sorusunu öncelikle sormak tabii ki gerekir. Veya ne kadar haberdar idi, ne kadar ilgiliydi veya ne kadar Osmanlıları ilgilendiriyordu bu süreç bunların üzerinde mutlaka durmak gerekir. Sadece batılı literatüre bakarak bunlar hakkında karar vermek hem hakkaniyet bakımından gerçekçi değil hem de insaflı değildir maalesef. Burada bir hususu birlikte anlamaya çalışalım. Brodel, ünlü Akdeniz tarihçisi, kitabını yaklaşık bir 30 yıl süreyle hazırlıklarını yaptıktan sonra yazdı ve o kitabın en önemli noksanının, kusurunun Osmanlı arşivlerine ulaşılmadan yazıldığını söyledi. Halbuki bütün Avrupa arşivlerinden yararlanmış olarak muhteşem ve muazzam bir eser hazırlamıştı. Ama buna rağmen bunun bilhassa belirtme ihtiyacı hissetti ve bunu daha sonraki zamanlar için mutlaka yapılmasını önerdi. Buna rağmen belki ondan 50 sene sonra dahi bu yapılmadı, hatta günümüze kadar da yapılmadı ve ümit ederiz ki bundan sonrasında genç arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, meslektaşlarımız var burada da. Onların destekleriyle veya onların çabalarıyla bu konudaki mesafe kapatılabilir ve benim de önermeye çalıştığım bu Osmanlı Akdeniz'i daha doğru bir şekilde ortaya konulmuş olabilir. Ama büyük tarihçinin sezdiği gibi Osmanlı tarafının Akdeniz tarihini anlama bakımından ortaya koyma bakımından önemi kesinlikle inkar edilemez ve hatta o olmadan yazılacak bütün kitapların o boşluğu doldurmayacağı ve noksan kalacağı aşikar bilgisini tekrar etmek istiyor. Nitekim 1950'lerde Bernard Lewis'le Paris'teki bir kongrede orada Osmanlı arşivlerini temsilen birisinin bulunmamasını büyük bir noksan olarak söylemesi, deniz arşivlerinin, o günkü tabii kastettikleri başbakanlık arşivini büyük ölçüde kastediyorlar ama bugün deniz arşivi diye muazzam bir arşiv var. Bugün kendisinin davetiyle burada sizinle buluştum. Fatih Albay'a da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Onun da
komutası altında deniz arşivinde hızla tasnif çalışmaları hiç olmazsa bir dönem için devam etti. Ümit ederiz bundan sonra da aynı hızla tasnifler devam eder ve bu arşivler ilim alemine sunulmuş olur. Bernard Lewis'in bu eksikliği orada zikretmesinden yaklaşık bir 25 sene sonra John Trayer, bunlar tamamı yabancı tarihçiler, o da Türkçe'ye de tercüme edilen Akdeniz'de Coğrafya, Teknoloji ve Savaş diye bilinen kitabında bu Akdeniz'de niçin Türklerin varlığına dair hiçbir şey zikredilmediğini, Batı kaynaklarında neden gerçekten dikkate alınabilir bir bölümlere yer verilmediğini anlamak için sorguladığını görüyoruz. Ve onun da verdiği karar bizim de buluştuğumuz nokta oluyor maalesef. Osmanlı varlığını Anglo-Sakson tarihçiliğin yaklaşık bu dünya tarihini ve Akdeniz tarihini yazmaya başladıklarından sonra görmezden gelme gibi bir tercih yapmalarından kaynaklanıyor. Çünkü birkaç yüzyıl kendilerini Akdeniz'e girerken ancak padişahın ahitname adı altında verdiği izinlerle girebilme imtiyazı kazanmış olan bugünün önde gelen Avrupalı devletleri muhtemelen bu süreci yeterince hazmedememiş olmalılar ki tarihçileri de o dönemi sadece kendi devletlerinin nazarından kaleme almaya daha çok çaba sarf etmiş ve eserlerinde maalesef Osmanlı kaynaklarını, tabii ki kastettiğim arşivlerini yeterince değil hemen kullanmamış olmaları bunda büyük bir etki oluşturmuştur. Burada sadece Otomanist dediğimiz Avrupalı meslektaşlarımızı istisna etmek gerekir. Çünkü onlar zaten seçtikleri alan gereği doğrudan Osmanlı tarihi araştırdıkları için, Osmanlı arşivlerinde çalıştıkları için bu gerçeği görmüş oldular ama ancak inceledikleri konularda bunlara temas etmiş oldular. Bu sebeple Osmanlıların Akdeniz'deki varlığını görmezden gelme anlayışının tarihçilikte olumsuz bir dengesizlik meydana getirdiğini sözlerimin başı gibi düşünerek söylüyorum ama vaktin ilerlediğini de tabii ki nazara dikkate almak lazım. Burada Osmanlıların denizle ilgisini kısaca bir bazı değişim dönemlerini dikkate alarak zikretmek gerekirse bir kere Akdeniz'e Akdeniz adını Türkler verdiler. Yani Osmanlılarla birlikte Batı Anadolu'ya ulaşan Türkler denizleri burada Osmanlılarla birlikte Batı Anadolu'ya ulaşmadılar tabii. Ama Osmanlılarla birlikte bu büyük denize açılma sürecini başlattılar. Ondan önceki dönemlerde daha ilk fetihlerle birlikte, Çaka Bey ile birlikte 11. yüzyılın sonlarına doğru tabii ki İzmir ve bölgesinde Selçuklular zamanında bugünkü güney denizleri olarak Akdeniz bölgesi itibariyle Antalya, Alanya merkezli deniz faaliyetleri yürütüldü. Karadeniz'de Sinop üssü hareket merkezi seçilerek Kuzey Karadeniz bölgelerine donanmalar sevk edildi ama bunların hepsini mevzi birer denizcilik hareketleri olarak kabul etmek gerekir. Osmanlıları gördüğümüzde ve dikkate aldığımızda. O sebeple Osmanlılar Akdeniz'e ulaşarak orada söz sahibi olan iki büyük denizci imparatorlukla karşılaştıklarında onlarla nasıl baş edeceklerini anlamak amacıyla denizleri çok dikkatle gözlemeye ve kavramaya çalıştılar. Akdeniz'e adını Türkler vermişti dedim. Tabii Karadeniz'e de adını Türkler verdi.
daha önceki dönemlerinde ne Karadeniz'e ne Akdeniz'e bu isimlerin kullanılmadığını görüyoruz. Nitekim bugün de zaten hiç kullanılmıyor. Bu sebeple özellikle Akdeniz için Osmanlıların Bahri Sefi, oradaki adalar için Cezayir Bahri Sefi, kurduğu, denizler için kurduğu bu eyalete Cezayir Bahri Sefid Eyaleti veya Kapudan Paşalık Eyaleti adını verdiğini gördüğümüz bu denize sırf Orta Asya'daki geleneksel ordugâhta atların yönlere göre yerleşmesini dikkate alarak ak atların batıda yerleşmesi hasebiyle bugünkü Ege denilen denize o zaman Akdeniz adını verdiler ve tarihinin hiçbir döneminde Osmanlılar bugünkü Ege Denizi'ne o adı söylemediler. Bugün Marmara'nın aşağı yukarı tamamını bile zaman zaman içine alabilecek şekilde Çanakkale Boğazı'ndan itibaren bildiğimiz bugünkü Mediterranean Sea'ye Akdeniz dediler ve ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir sözü de aslında İzmir'i göstermesi bakımından gençlerimizin çoğu bilmiyorlar. Bunu ben de zaman zaman derslerimde söylüyorum. Çünkü Türkiye'de Akdeniz deyince hep Akdeniz bölgesinin denizi anlaşılıyor. O bütün büyük denizin adına Akdeniz dediler. Ve Osmanlı padişahları daha ilk padişahlardan itibaren denizleri önemsemeye başladılar. Sultan-ı Berri vel Bahri olarak unvan kullandılar. Daha sonra Sultan-ı Berri'in ve Hakan-ı Bahri'in dediler. Bu ikinci Murat'ta da var, Fatih Sultan Mehmet'te var. Nitekim daha sonrakilerde de daha güçlü bir şekilde var. Kanuni Sultan Süleyman devrine gelindiğinde artık o kendisini adeta bütün bu coğrafyanın hükümranı ve hükümdarı olarak görerek gemiler yürüden Bahri Frenk ve Mağrib ve Hind'e tabiriyle Boğdan da Bender Kalesi'ne hak ettirdiği kitabede kendisini tarif ettirecek kadar artık denizlerde hükümran olduğunu, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Kızıldeniz'de, Hint denizlerinde gemiler yürüden bir hükümdar olduğunu, bir kale kitabesine hak ettirecek kadar kendisini denizlerin padişahı görmeye başlamıştı. Daha sonraki dönemlerde, ahitnamelerde de Osmanlı padişahları denizleri zikrederek, bazen bunda biraz belki ileri de giderek, Hazar Denizi'ni, Taberistan'ın içine katarak ve bildiğimiz Osmanlıların bir şekilde sınırları olan Karadeniz'i, Akdeniz'i, Kızıldeniz'i, Basra Körfezi'ni, dolayısıyla Hint denizlerini kendi sınırları içerisinde zikrederek bu bölgelerin, bu coğrafyaların padişahı, sultanı olduğunu ahitnamelerde gönderdikleri yabancı devletlerin krallarına dikte ettirmiş oldular. Bütün bunlar Osmanlıların denizlere olan ilgisinin aslında belli bir süreç takip ederek hızla ilerlediğini gösteriyor. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle hemen akabinde Karadeniz'i adeta bir iç deniz haline dönüştürmesi, sonra Akdeniz'e yönelerek önce Çanakkale Boğazı'nın etrafındaki adaları fethetme politikasını tatbik sahasına koyarak bölgenin güvenliğini sağlamak istemesi ve Adriyatik'ten Akdeniz'den Karadeniz'e kadar bütün denizleri birkaç yüzyıl yönetmiş olan Venedik ve Ceneviz'i hızla bölgeden uzaklaştırmaya teşebbüs etmesi aslında Osmanlıların politikalarının ileride nereye gideceğini göstermesi bakımından anlamlıdır. Çünkü Fatih Sultan Mehmet 1480 senesinde vefatından bir yıl önce Mesih Paşa, Vezir-i Azam Mesih Paşa komutasında bir donanmayı Rodos için gönderdi ve diğer bir donanmayı da Didik Ahmet Paşa komutasında İtalya'ya gönderdi. İtalya'ya giden donanmanın
niyeti Otranto'dan çıkarma yaparak Rim Papalık olarak bilinen Vatikan'a ulaşmak ve Katolik Hristiyanlığının payitahtı olan bu merkezi ele geçirerek Katolik dünyasını da yönetmek istemekti. Çünkü İstanbul'u alarak Ortodoks dünyasını nasıl tamamen hakimiyeti ve kontrolü altına almışsa, Fatih'in ideali Rim Papalığı da kontrol altına ve hakimiyet altına almaktı. Ama ömrü vefa etmedi ve Bayezid Cem çekişmesi sebebiyle çıkarma yapan, 1,5 sene bölgede tutunan Osmanlı orduları geri çekilmek ve bölgeyi tahliye etmek mecburiyetinde kaldılar. Tabii bu politikalar, bunu da mutlaka sizler de biliyorsunuz, Osmanlı padişahlarının iki dudağı arasından çıkan sözler değildi. Bazen eskiden böyle şeyler telaffuz edilir, söylenirdi. Sanki padişah hangi amaç ve niyet taşıyorsa onlar mutlaka oluyordu. Halbuki Osmanlı Devleti'nin geleneğinde gördüğümüz bir adeta policy maker gibi siyaset üreten, devlet politikalarını yöneten bir zihin var, bir anlayış var, bir yapı var ve bu politikaları tabii ki padişahın riyasetinde ve nezaretinde oluşturuyorlardı ve bu politikalar gelip geçici güncel bir takım politikalar değildi, gelecek hedefleri olan politikalardı. Nitekim 1480'de Rodos'a giden Fatih orduları, donanmaları başarısız geri dönmüş olmalarına rağmen 1522'de ondan 42 yıl sonra Kanuni Sultan Süleyman babası Yavuz Sultan Selim'den devraldığı, miras aldığı o Rodos'un fethi politikasını, çünkü Yavuz Sultan Selim de Rodos'a bir sefer düzenleme amacıyla tersanede büyük hazırlıklar yapmıştı. Ama fırsat olmadan veya vakit gelmeden o da bu dünyadan irtihal edince bu görev Kanuni Sultan Süleyman'a intikal etti ve onun zamanında o büyük fetih gerçekleşerek Katolik Hristiyanlığının Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki en ileri vurucu gücü olan Saint Jean Şövalyeleri tarikatının Osmanlıların adeta ortasında yerleşmiş olan gücünü adayı fethetmek ve mülhakatı adaları fethetmek suretiyle Kanuni Sultan Süleyman'a müyesser olmuş oldu. Böylece onun bir diğer politikası Fatih'in yarım bıraktığı ama kendisinin de tamamlamaya muvaffak olamadığı Pulya Seferi'ydi. 1536-37'de Barbaros Hayrettin Paşa'nın nezaretindeki donanmayla yine İtalya'ya çıkarma yapmak istedi, donanma gönderdi. Hatta aynı zamanda Korfu Adası'nı, Venedik'in üssü olan Korfu Adası'nı almak istedi. Nitekim o da 2. Bayezid'in fethetmek üzere donanma ve ordu sevk ettiği bir adaydı. Ama onları da almaya muvaffak olamamasına rağmen o politikaları sürdürmekte devam ettiler. Bu örnekler gösteriyor ki Osmanlı politikalarında bir keyfilik söz konusu değildir ve indilik söz konusu değildir. Osmanlı padişahlarının nezaretinde dirayetli devlet adamlarının Osmanlı geleceğini belirleme amaçlı geliştirdikleri politikalardır. Nitekim bunun bir benzeri için bu keşifler çağı döneminde yaşanmış olan ve bilhassa bir dünya savaşı gibi algılanması gereken Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferini de zikretmek gerekir. Portekiz'in okyanus dolaşıp Hint denizlerine giderek Müslüman topraklarına, mukaddes topraklara, Hicaz'a, Haremeyn-i Şerife'ne yönelik niyetleri, kötü niyetleri, Kabe'yi ortadan kaldırmak, Hazreti Peygamber'in kabrini rahatsız ve rencide etmek amaçlı Papa'nın telkinleriyle de üzerlerine vazife
aldıkları bilinen, aynı zamanda Uzak Doğu'nun, Hint dünyasının emtiyasını, ticaretini güzergah değiştirmek suretiyle Avrupa limanlarına taşıma amacı taşıyan bu seferlerin tabii ki o günkü imkanlarla o topraklara hükmeden Memlükler tarafından karşılanması imkan haricindeydi. O sebeple henüz 2. Bayezid devrinde bile Osmanlı denizciliği Kansu Gavriye, Sultan Kansu Gavriye destek olmak üzere yardım istedikleri için Süveyş'e gitmişlerdi ve Süveyş'te bir donanma kurularak bunlar Portekiz donanmasına karşı Kızıldeniz'de o kutsal toprakların sahillerini büyük bir fedakarlıkla korumuşlardı. Nitekim Gilmartin'in de çalışmalarında çok net bir şekilde belirttiği gibi 1517'deki Cidde olayı bunun en önemli örneğidir. Bu noktayı nazardan baktığımızda Yavuz Sultan Selim'in gerek İran ile olan Çaldıran Savaşı adı altında bilinen o büyük mücadelesi ve gerekse Mısır'a yönelen Mısır seferi aslında sadece egemenlik kurma amacına yönelik olmadığı ve bir mezhep anlaşmazlığı çerçevesinde düşünülemeyeceği, bu dünyadaki gelişmelere, bu coğrafi keşiflere doğru baktığımızda son derece basit bir şekilde anlaşılabilir bir konudur. Ama tarihçiliğimizi mevzii bir noktayı nazara eğer bağlayarak anlamaya çalışacak olursak, tabii ki o zaman da bu büyük gerçekleri göz ardı etmiş oluruz. Demek ki dünyadaki söz konusu coğrafi keşiflerle söz konusu olan konjonktürel yapının Osmanlıları kendisinin sevk ve harekatına her daim muhalefet ve düşmanlık gösteren İran'a yönelik tarafı ile Portekiz'in karşısında Portekiz'e karşı tedbir alabilme amaçlı Mısır'a, Memlüklere yönelik bir sefer halinde tezahür etmesi aslında bugünkü tabirle Orta Doğu diyeceğimiz bu coğrafyaya kimin hakim olacağıyla alakalıydı. Ve bunu Osmanlı İmparatorluğu büyük bir dirayetle ve başarıyla gerçekleştirdi. Ve o zaman Uzak Doğu'dan, Hint dünyasından Avrupa'ya intikal edecek olan ve yüzlerce, binlerce yıldır devam eden baharat ticareti altında bilinen bu deniz ticaretinin kontrolü de çok geçmeden yeniden Osmanlıların eline geçecekti. Çünkü Portekizlerin Hint denizlerine ulaşması, ki tabii o macera da çok başlı başına bir hadisedir, eğer İbn-i Macit gibi Arap denizciler onlara yol göstermemiş olsaydı, Süleyman el-Nehrevali gibi denizciler yol göstermemiş olsaydı, Portekiz donanmasının Hint denizlerine ulaşması herhalde daha çok uzun zaman alırdı. Osmanlı denizciliğinin Hint denizlerine ulaşmasıyla birlikte Portekiz'in önü uzun mücadelelerden sonra hiç olmazsa Kızıldeniz'e girmek ve Basra Körfezi'nde söz sahibi olmak bakımında Portekiz'i engelledi ve çok geçmeden bir 30-40 yıl içerisinde Osmanlılar bu Uzak Doğu'nun baharat ticaretini yeniden Akdeniz'e yönlendirebilme becerisini göstermiş oldular ve Portekiz İmparatorluğu Kanuni Sultan Süleyman'a elçiler göndererek anlaşma yapmak, barış yapmak, ticareti bir şekilde birbirine zarar vermeden kendilerini okyanus üzerinden götürmesine ses çıkarmamaları için ve Kızıldeniz'de Basra Körfezi'ne gidecek olanlara da Portekiz'in itiraz etmemesi için bir konsensus sağlanmasını istediler. Bir belki 10 yıllarla söylenecek süre geçtikten sonra bu da temin edildi ve böylece Hindistan'dan, Uzak Doğu'dan Akdeniz'e
Doğu Akdeniz limanlarına taşınan emtia yeniden Akdeniz üzerinden Avrupa limanlarına ve Osmanlı limanlarına taşınmaya başladı. Bu özetlemeyi de Akdeniz'in yeniden önem kazanmasına ve Osmanlıların Yavuz Sultan Selim'den sonra Akdeniz'e büyük bir ilgi göstererek bilhassa Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı İmparatorluğu'na iltihak etmesiyle başlayan süreçte Akdeniz'i adeta yönetmek ve kontrol etmek politikalarını hızla hayata geçirdiğini görmek amacıyla bir genel değerlendirme ve özetleme yapmak istedim. Gerçekten Bayezid devrinin Cem ve Bayezid ihtilafını ve o sürecin Osmanlı denizciliğine Akdeniz'de Osmanlıların Orta ve Batı Akdeniz'e açılmalarına engel teşkil ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Ama bunun da bir istisnası var. Devlet donanmalarının Akdeniz'e sevk edilemediği bu dönemlerde Osmanlı denizcileri bizim deniz gazisi El-Guzat fil-Bahr olarak tanıdığımız literatürde ve belgelerde kendilerini böyle gördüğümüz ve hukuki terminoloji bakımından da bu sıfatları taşıdıklarına kani olduğumuz başkalarının ve Avrupa kaynaklarının ise korsan dedikleri bu denizcilerin dönemi başladı. Ve bunu da Akdeniz'de hakimiyeti sağlama sürecinde Osmanlı denizciliğinin önünü açan öncü kuvvetler olarak zikretmek istediğim bir unsur görüyorum onları ve onları da belki biraz sonra sizinle paylaşmaya çalışacağım. İkinci Bayezid devrinde Cem'in vefatıyla başlayan yeniden Orta Akdeniz'e açılma devlet donanmasının tekrar Akdeniz'de hükümran olma politikalarına başlaması 1495'ten sonradır. O zaman daha önce sözünü ettiğimiz bu deniz gazilerinde tekrar devlet donanması hizmetine çağıran Bayezid, başta Kemal Reis, Piri Reis gibi denizcileri ve onlar gibi yüzlercesini Osmanlı donanmasının hizmetine davet etti ve özellikle Kemal Reis simge bir isim olarak tanınır. Sonra yeğeni Piri Reis aynı zamanda deniz biliminde, deniz coğrafyacılığında söz sahibi birisi oldu ve Akdeniz'i bize bugün dahi onun kadar ayrıntılarıyla tanıyamadığımız muhteşem bir eser bıraktı. Kıymetini bildiğimiz söylenemez maalesef. Kitab-ı Bahriyesinde çocuk yaşlarından itibaren bizzat kendisinin görüp müşahede ettiklerinden gerektirdikleri, aynı zamanda da İtalyan kaynaklarının, İspanyol kaynaklarının bilgilerini de alıp birleştirmek suretiyle vücuda getirdiği o muhteşem abidevi eserini bugün bile saygın bir bilimsel neşrini yapamamış olmanın bir sene önce de çizdiğini iftiharla söylediğimiz dünya haritasının 500. yılı olmasına rağmen hala o açığı kapatamadığımız gerçeğini hatırlatarak birlikte söyleme ihtiyacı duyuyorum. Bizim ilmi çalışmalara maalesef verdiğimiz destek çok sınırlıdır. Bütün devlet kurumlarının ve kültür amaçlı oluşmuş pek çok müessesenin bu konudaki desteklerine rağmen geride kalan bu kültürel mirasın büyüklüğü karşısında onların hak ettiği değeri vererek hiç olmazsa eserlerini günümüze kazandırmamız gerekir diye ümit edelim. Bunlar zaman içerisinde dikkate alınarak gerçekleştirilmiş olsun ve gelecek nesiller onları kendi eserlerinden yeterince tanıyabilir olsun. Piri Reis gibi reisler de hem deniz savaşçısı hem de bir deniz bilimcisi olarak
bu Akdeniz tarihine ve denizciliğe hizmet etmiş kimseler olarak ikinci Bayezid devrinde o sürece fiilen katılmış oldular. Ve ikinci Bayezid hızla oluşturduğu ve mutlaka söylemek ihtiyacı duyduğum o günün yeni, modern diyeceğimiz gemi teknolojisini de Osmanlı denizciliğine taşıyarak daha önceden var olan küçük, kürekli, alçak bordalı gemilere mukabil yüksek bordalı gemiler yapmayı ve yelken kullanmayı esas alan bir süreci başlattılar. Ki bu süreç Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı Amirali Kaptan Paşası oluşuna kadar devam etti ve onun tercihi olarak yeniden eski şekline dönmek mecburiyetinde kaldı. Burada tabii ki bu deniz teknolojisinin, gemi teknolojisinin nasıl bir süreç takip ettiğini anlatacak değilim. Ama onu mutlaka bilmek gerekir. Çünkü Osmanlı donanması yüzlerce yıl Akdeniz'de üç önemli teknoloji yaşamış oldu. Bir tanesi, şimdi de sözünü ettiğimiz bu klasik dönemlerin yaklaşık 1650'lere kadar giden ve bir fasıla ile 1850'lere kadar ikinci dönemini yaşayan, 1850'den sonra da artık dünyanın kabul ettiği teknolojiyi sadece satın almak suretiyle adapte etmeye çalışan dönemleri gördü. Birinci dönem, kürekle hareket eden gemilerin egemen olduğu bir donanmaya sahipti Osmanlılar ve bu donanmayı çağının en ileri gücü sayılabilecek bir seviyeye getirmekte gayet başarılıydılar. İkinci dönem çağdaşlarına göre biraz geç başladı diye tenkit edilir. Bu doğrudur kısmen ama sebepleri üzerinde ittifak etmediğimizi ve yine batılı literatürün telkinleriyle burada da zaman zaman bazı bu konuya ilgi duyan Türk tarihçilerinin yanıldığını belirtmek gerekir. Çünkü o bir teknolojik gerilik değildi, sadece teknolojik farklı bir tercihti. Bu sebeple Osmanlı denizciliğinin ikinci dönemi de orijinaldi ve yelkenlere dayanan o ikinci dönem, yelkenli gemilere dayanan teknoloji dönemi, bizim Kalyon dönemi adıyla bildiğimiz dönemdi ve onu da çağdaşlarına göre en ileri düzeylere getirebilecek performansı gösterdiler demekte bir sakınca görmüyorum. O birinci dönemde ki Bayezid devrinde istisnai olarak böyle bir yelkenli ve yüksek bordalı gemiler denemeye çalıştılar Osmanlılar. Affedersiniz. Fakat bu çok uzun ömürlü olmadı. Çünkü Osmanlı deniz politikalarını yöneten bir denizci, amiral 1534'te Cezayir'den İstanbul'a intikal etti. Daha önce Barbaros kardeşler olarak Akdeniz'de ki faaliyetlerini tabii yine burada konuşabilme imkanına sahip değiliz. Ama hiç olmazsa Kuzey Afrika'da tutunmuş, Tunus'un üzerinde zaman zaman hakimiyet kurmuş ve oranın Tunus'un, Cezayir'in sultanı olarak ün kazanmış ama imparatorluk nezdinde sadece bir mağlup beyi olarak kabul görmüş Barbaros 1533'te İstanbul'a geldiğinde, 34'te Kaptan Paşa olarak tayin edildiğinde artık Osmanlıların Akdeniz dünyasındaki varlıkları başka bir perspektiften gelişmeye başladı. O tarihe kadar Osmanlı dünyasında Akdeniz'de Osmanlılara müttefik olma amaçlı pek çok teşebbüsler olduğunu görüyoruz. Bunların başında Venedik geliyor. İşte burada Osmanlıların deniz hukuku oluşturma sürecini bu Venediklerle birlikte sahneye adeta koyduklarını görüyoruz. Bu ne demek? 16. yüzyıla girerken
artık siyasi ve askeri olarak Akdeniz'in hiç olmazsa doğu ve ortalarına kadar egemenlik kurmayı başaran bir Osmanlı var karşımızda. Ve Barbaros'un Kaptan Paşa olduğu tarihlerde artık Osmanlı siyaseti, Akdeniz'deki siyaseti, Akdeniz'de söz sahibi Katolik Hristiyan devletlerin karşısında bazen onları birbirine düşürebilecek düzeyde yeni politikalar üreten, bazen de onları topyekun karşısına alıp onlarla rekabet ve mücadele eden bir yapıya kavuşmuş artık Osmanlılar. Bu sebeple 1525'ten itibaren Fransa'nın Osmanlı Padişahı Kanuni'ye yanaşarak ondan İspanya Kralı'na karşı yardım istemesi, annesinin 1. Fransuva'yı kurtarma amaçlı elçi göndermesi ve 1535'te Akdeniz'de ticaret yapabilme imtiyazı alabilmek için İstanbul'a elçiler gelmesi hep bu dönemlerin bir sonucudur ve Fransa sadece İspanya'ya düşman olduğu için ve Osmanlılar bakımından da İspanya'ya düşman olan bir müttefik edinmenin Akdeniz siyasetinin geleceği bakımından önemini gördükleri için bu ittifak süreci hızla geliştirilmiştir. Nitekim bu süreçte iki önemli devlet adamının rolünü mutlaka önemsemek lazım. Birisi Pargalı diye bilinen İbrahim Paşa'nın, maktul İbrahim Paşa'nın rolü, Kanuni'nin o namlı veziri, ünlü veziri, diğeri de Kanuni'nin ünlü kaptan paşası Barbaros Hayrettin Paşa. Bu iki devlet adamı Akdeniz'deki politikaları adeta şekillendiren iki önemli isimdir. İbrahim Paşa'nın kısa bir süre sonra hayatına son verilmesi, onun sahneden çekilmesine rağmen Barbaros Hayrettin Paşa bu süreci devam ettirmiş, Kanuni'nin itibarına, iltifatına mazhar olmuş bir kaptan paşa ve devlet adamı olarak ve siyaset üreten bir zeka olarak, o pırıltılı zekaya sahip bir devlet adamı olarak Akdeniz'deki politikaların şekillenmesinde çok önemli rol oynadı. O sebepledir ki Kanuni Sultan Süleyman da her daim onun önemini Akdeniz'de sahip olduğu ünü hakkıyla değerlendirmeye ve gerektiğinde diğer devletlerin ilgisini de Barbaros üzerine toplamaya bizzat önem verdi. Hatta İbrahim Paşa daha Irak'ın seferi için Halep'te bulunduğu sıralarda Venedik Doçu'na bazı mektuplar göndererek Cezayir Bahri Sefid Beylerbeyliğine, yani Mir Miran Bihar olarak Deniz Beylerbeyliğine getirilen Barbaros'un desteklenmesini kendisinden bir mektupla istediler. İşte bu dönem 1532'de bir iki sene önce ve sonrasında ortak baktığımızda olaylara, Kanuni Sultan Süleyman Alaman seferindedir. 5. Carlos, ki bizim tarihçiliğimizde Şarken olarak bilinen İspanya kralı da Kanuni'nin karşısına çıkmak üzere bölgeye gelmiştir. Ama iki hükümdar, kral ordularıyla karşılaşmadan kendi payitahtlarına geri çekilmişler. Fakat bu tehditkar durum bilhassa Kanuni'nin İspanya'ya ve Avusturya'ya olan tehditkar duruşu hem Avusturya'nın, hem Fransa'nın, hem İspanya'nın Osmanlılarla dostluk yapmak üzere, anlaşmak üzere elçiler göndermelerine, elçi gönderme talebinde bulunmalarına bir sebep teşkil etmiştir. Ki bu oldukça manidardır. Bunu zikretmek istiyorum. Bu Osmanlı Akdeniz'i nasıl oluştu? Biraz belki süremizi tam bilmiyorum Fatih Bey.
Bir saat. Genellikle bir saat kadar. Bir saat tabii ki. Umarım bir saati az aşarız. Aşarız. Alman seferinin akabinde Avusturya'nın ve Fransa'nın Osmanlı payitahtına İstanbul'a elçiler gönderdiği sırada Avusturya aracılığıyla da İspanya'nın elçi göndermek istemesi niçin Avusturya aracılığıyla? Çünkü Osmanlıların Akdeniz'de adeta düşman ilan ettiği ve hiçbir dönemde dostluk yapmadığı yegane devlet İspanya'ydı. Broden'in de tam anlamıyla doğru vurguladığı Akdeniz'in doğusundan ve batısından bu denize çıkan iki büyük imparatorluk biraz kaderleri birbirine de benziyor aslında. Dünya sahnesine çıkışları bakıldığında, gerçi onlar bizim noktayı nazarımızdan Morisco denilen bu Endülüs Müslümanlarını tasfiye ederek kendi varlıklarını geliştirip krallıklarını kurdular ve Akdeniz'e çıktılar. Osmanlılar da Anadolu'da birlik kurarak varlıklarını oluşturdular ve bir devlet olarak Akdeniz'e çıktılar. Biri doğudan, diğeri batıdan, biri İslam'ın mümessili, diğeri Hristiyanlığın mümessili olarak Akdeniz'e geldiler ve burada büyük bir mücadele, özellikle 16. yüzyılda egemenlik mücadelesi yaptılar. Sonra da galip taraf bunu koruyabilmek için uzun süreli bu amaçlı hazırlıklarını her zaman sürdürmek mecburiyetinde kaldı. Zaman zaman istisnai mağlubiyetler, yenilgiler yaşamış olsa da bu süreci büyük ölçüde korumayı başardı denilebilir. Buna gelecek istisnaları, itirazları dikkate alarak böyle bir cümle tabii ki kurmam gerekiyor. Ama genele baktığımızda böyle bir tablo var tabii ki. İşte böyle bir süreçte daimi düşman ilan edilmiş İspanya'nın elçi göndermesi kabil değil. Çünkü bu Akdeniz'in İspanya tarafından yönetilen bölgeleri bir savaş alanıydı. Yani Darül Harb idi. Darül Harb olan yere ve hiç dostluk yapılmayan devletlere ise Osmanlı ordularının karada, donanmalarının denizde asla affetmeyerek, bilhassa denizde, bazen karada bunların aynı hızla gerçekleşmediğini biliyoruz. O yüzden de denizde olup bitenlere baktığımızda bu İslam'da cihat denen mefhumun neye tekabül ettiğini, onun hukuki statüsünün ve şartlarının da ne olduğunu en doğru örnekleriyle orada görmek mümkün. Maalesef tarihçiliğimiz de bu denize hiç bakmadığı için şimdiye kadar bu örnekleri görme şansını da elde edemedik. Yüzlerce yıl Osmanlı uygulamalarında Akdeniz'deki işte hukuk böyle olmuştu ve bu hukukun şartları da İslam hukukunun bir gereği olarak var olan Darül İslam ve Darül Harb mefhumları esas olmak, harbi kefere dedikleri daimi düşman ilan edilmiş zümrelere, devletlere, toplumlara, milletlere, hedeflere karşı hiçbir şekilde sulh olmadığı zaman, ki İspanya bunun en bariz örneğidir, diğerlerinin istisnaları çok çünkü, bu örnek bu harp durumunun devamlı statü kazandığını gösteriyor. O yüzden İspanya anlaşma yapmak istediğinde İbrahim Paşa'nın İspanya kralına gönderdiği bir mektup var. Bu mektupta şöyle diyor. Tabii daha önce İspanya'dan gelen mektup var. Onlar ahitname almak istediklerini, anlaşma yapmak istediklerini, Akdeniz'de sulh yapmak istediklerini söylüyorlar. Tabii biraz belki artık pabuç pahalı görülmeye başlamış olmalı. İbrahim Paşa'ya yazdıkları mektubun muhtevasında muhtemelen Kudüs'ün hakimiyetini de istiyorlar. Ne de olsa büyük bir devlet
ve gerçekten Katolik Hristiyanlığını sadece onlar temsil edebilirler güç olarak baktığımızda. Çünkü papalık makamının böyle bir askeri gücü yok ama diğer devletlerin Fransa gibi, Portekiz gibi, İspanya gibi, Venedik gibi, efendim Cereviz gibi, Napoli gibi, Sicilya gibi, Malta şövalyeleri gibi hepsini yönetme hakkı var ama doğrudan askeri gücü olmadığı için bütün bu devlet ve devletçiklerin güçlerini ancak yönetebiliyor papalık. Bu sebeple Osmanlıların karşısında bu gücü elinde fiilen tutan İspanya bulunuyor. O zaman İbrahim Paşa diyor ki, olabilir, böyle bir anlaşma yapılabilir, ancak diyor mektupta, Avusturya ve Fransa kralları padişahımızın oğlu mesabesinde olduklarını kabul ettiler. Eğer İspanya kralı da bu statüyü kabul ederse elçinizi gönderebilirsiniz diyor. Tabii böyle bir şey olmuyor. Ama bu artık Osmanlı kavrayışının, algılamasının düzeyinin nereye gittiğini, nereye doğru ilerlediğini gösteriyor ki nitekim Kanuni Sultan Süleyman da Venedik Doçu'na bir mektup gönderiyor. 1538'den sonra Preveze Deniz Savaşı'ndan sonra ve o mektupta diyor ki artık kim esnenin düşmanlığından ihtiyatın o adaletinden diyor tabi ve kim esnenin dostluğuna ihtiyacım yoktur diyor. Yani bu Akdeniz'de hükümran olan siz devletlerden hiçbirinizin ne dostluğuna ihtiyacım vardır ne de düşmanlığından korkum vardır diyor. Bu gücünün zirvesine ulaşmış bir padişahın algılayışıdır. Bunu dış politika bakımından doğru okumak ve görmek lazım. Bugünün dış politikaları bakımından. Nitekim 1541'de yine Venedik Doçu'na bir mektup gönderiyor ve diyor ki bunlar hepsi Preveze sonrasında devşirilen statü belirlemeleriyle alakalı bir konum belirleme alakalı bir algılama şeklidir. Orada diyor ki bundan böyle Akdeniz'de donanmalarımızın adeta desteğinde olacaksınız ve dost seçtiğimiz Fransa'ya karşı asla İspanya'ya destek vermeyeceksiniz diyor. Bunu kabul ettiğinize dair de bütün Venedik Senatosu'nun önünde söz vereceksiniz diyor. Biz bu hadiseyi Venedik arşivlerinde bulunan belgelerde nasıl tahakkuk ettiğini görüyoruz. Bir Osmanlı tercümanı bu mektubu götürüyor. Tercüman Yunus, Dragoman Yunus, Draman Yunus. Buradaki tercüman. Bir tercüman olarak elçi statüsünde tercüman gönderiliyor. Ve o sonra bütün gözlemlerini dikte edip yazıyor, bunu Kanuni'ye döndüğünde bildiriyor. Bunun üzerine de Kanuni Venedik Doçu'na bir mektup daha gönderiyor. Bunu yapmışsanız sağ olun dercesine. Yaptıkları ne? Tercüman Yunus şöyle naklediyor. Diyor ki bütün Venedik Senatosu 20 bey ile beraber Doç başlarında olduğu halde San Marco meydanında halkın huzurunda İncil üzerine yemin ederek padişahımızın kendilerinden talep ettikleri bütün hususları yerine getireceklerine dair söz verdiler diyor. Buradan daha sonrasına ait bir şey söylememek lazım. Bu devletlerin algılamasında bu Osmanlı'nın yerini ve bu Osmanlı Akdeniz'inin nasıl oluşuyor olduğunu görmek bakımından. Artık işte gücünün zirvesindeki bu hükümdar taleplerini giderek tabii ki arttırır ve Akdeniz'de gücünü sadece Orta Akdeniz'de değil giderek Batı Akdeniz'e sevk eder. Yalnız yanıltıcı olmayayım. İlk cümlemi daha kurarken nasıl bu Akdeniz bir Türk gölü olmadı diyerek başladıysam bunu doğru hatırlatmış olalım. Bütün bunlara rağmen İspanya
orada yaşamaya devam etti, Fransa devam etti, donanmaları gerektiğinde hazırladılar. Malta şövalyeleri donanmalarını kurmakta hiçbir kusur yapmadılar ve fırsat buldukça Osmanlı hedeflerine vurdular, yağmaladılar ve onlar da Osmanlılara zarar verip esirler aldılar, ganimetler aldılar. Hatta yeri geldi Doğu Akdeniz'e kadar fırsat bulup geldiler ve Osmanlılara zaman zaman zararlar verdiler. Bunları dikkate aldığımızda böyle bir genel cümle kurmanın manasızlığını dikkate alarak bir saattir anlatmaya çalıştıklarımı da bu çerçevede algılamak gerektiğini belirtmem lazım. İşte bu hukuk o zaman neydi? Bu devletler gelip Osmanlı padişahlarından Akdeniz'de ticaret yapmak istiyorlardı. Çünkü bütün Avrupa'nın muhtaç olduğu o baharat ticareti Portekiz'in engellemeleri bertaraf edildikten sonra yeniden Mısır limanlarına ulaşmaya başladı. Suriye limanlarına ulaşmaya başladı. Ve bu limanlardan taşınması gerekiyordu eskiden olduğu gibi. Venedik tüccar bir devlet olarak ve millet olarak, hayatiyetini buna borçlu olan bir millet olarak süratle bu mücadeleden, Akdeniz'deki hakimiyet mücadelesinden en zararlı çıkmalarına rağmen süratle her defasında İstanbul'a elçi gönderip anlaşma yapıyorlardı ve hızla da bu anlaşmayı sağladıktan sonra limanlara gelebiliyorlardı, Osmanlı limanlarına ticareti de onlar gerçekleştiriyorlardı. Ve Osmanlı padişahları başka Avrupa devletlerinin gemileri ticaret yapmak istediklerinde 1535'te bu hakkı bir de Fransa'ya tanıdılar. 1580'e kadar 82'de ahitname verdiler. Hiçbir devlete bu hakkı bir başka devlete tanımadılar. O devletler o zaman Venedik bayrağı altında ticaret yapma hakkını kullanıyorlardı. 1535'ten sonra Fransa bayrağı altında yapabilme hakkı da kullandılar. Ama İngiltere bu hakkı 1580'lerden sonra alabildi. Nitekim Osmanlı Devleti bu devletlere biraz onları zorluk çıkartarak, biraz da önceki devletlerin imtiyaz alanlarının hakkını gözeterek bu ticaret haklarını onlara vermekte bir beis görmedi. Hem aynı zamanda aralarındaki rekabeti arttırıyordu, hem de kendi yanına çektiği müttefiklerin sayısını çoğaltıyordu böylece. Bu ahitnamelerde ne vardı? İşte bir hukuk belirliyorlardı ahitnamelerde. Bu denizlere gelecek olan Avrupalı devletlerin gemileri hangi şartlarda gelecekler? Bunları adeta madde madde belirleniyordu. Nitekim bu maddeler 18. yüzyıla kadar, 19. yüzyıla kadar, 20. yüzyıl başlarına kadar devam etti. Ve 19. yüzyılın sonlarından itibaren kapitülasyonlar olarak bildiğimiz o menhus haliyle karşımıza çıktı. Ama daha önceki yüzyıllarda bunlar her biri tek taraflı imtiyazlar gibi önce verildi. Sonra biraz mütekabiliyet dengesi sağlandıysa da yine yetkiler Osmanlı padişahındaydı. Ve o ilk dönemde de Akdeniz'e Osmanlılar böyle bir hukuk getirdiler. Bu hukuka göre bu devletlerin gemileri hangi şartlarda denizlerde seyredeceklerdi? Osmanlı donanmasıyla karşılaştıkları zaman onları nasıl selamlayacaklardı? Limanlara geldikleri zaman ne kadar vergi ödeyeceklerdi? Mal aldıklarında nasıl vergi ödeyeceklerdi? Osmanlı limanlarında ticaret yaptıklarında hangi şartlar tahakkuk edecekti? Osmanlı limanlarında kalıcı olmak, ticaret yapmak üzere acenta kurmak istediklerinde ne yapacaklardı? Kendi limanlarına gitmek istediklerinde ne vergiler ödeyeceklerdi? Bunların hepsini şarta bağladı. Ve ancak bu şartlarda dost ve müttefik, en tek belirgin şart buydu. Dost ve müttefik olmak. Bu şartları haiz olarak o hakları elde ettiler. Az önce işte harbi kefere diye tanımladığı devletler ise o şartları haiz olmayan düşman devletlerdi. Ve onlara ait devletlerin, o gemi, onların gemilerini, hedeflerini, topraklarını, karalarını her nerede bulurlarsa vurma hakkına sahiptiler. Şimdi bu hukuku dikkate almadan
korsanlık adı altında yaptıkları bütün deniz faaliyetlerini ve de özellikle İspanyollara yönelik, Maltalılara yönelik, bazen Ceneviz'e yönelik, Napoli'ye yönelik, Sicilya'ya yönelik Osmanlı saldırılarını talan gibi anlamak, haydutluk gibi anlamak, eşkıyalık gibi anlamak, bu hukuku dikkate almamak demektir. Maalesef zamanımızda bazı yeni bu konulara giren meslektaşlarımız da sırf Avrupa kaynaklarına göre, İspanyol kaynaklarına göre bu konuyu anlamaya uğraştıkları için o hataya düşüyorlar ve onların gözlerinden bu Osmanlı denizcilerini tanımaya çalışıyorlar. O zaman da bu hukuku dikkate almamış oluyorlar. Çünkü Osmanlı hukukuna göre, yani bu denizlerdeki geçerli hukuka göre, eğer bir Osmanlı denizcisi, bizim bu deniz gazisi dediğimiz ve belki sonraları korsan diye bilinen bu denizciler, bu yarı bağımsız, bazen de devlet emrindeki bu bağımlı denizciler, kendi başlarına bir denizde bir hedefi vurdukları zaman, eğer o dost ve müttefik olan bir devletin gemisi veya hedefi ise, o zaman antlaşma gereği Osmanlı Devleti bunu bizzat kendisini derdest ederek ona tazmin ettiriyor. Veya eğer yakalayıp bunu gerçekleştiremediyse, bulduğu zaman da onları itlaf ediyordu. Nitekim bunun da pek çok örneklerini biliyoruz. Onlara o zaman harami, leventler veya eşkıya, haydut diyordu. Kendi denizcisi olmasına rağmen, hukukun dışına çıktıkları için. Bu yüzden bunları, ben de istisnai olayları tabii ki göz ardı etmiyorum ama hukukun geçerliliğini karşı devletlerin kabullerini dikkate alarak vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Ve bu hukuk dikkate alınmadan denizlerdeki bu olayları anlamak da mümkün değildir. Nitekim aksi takdirde eğer bu korsan diye ayırdığımız denizcilerin her yaptıklarını haydutluk ve eşkıyalık sınıfından anlamaya çalışırsak, o zaman Osmanlı Devleti donanmasının denizlere açıldığında ne yaptığına bir bakmak lazım. Onlar da aynı şeyi yapıyorlar çünkü. Donanma denize açıldığı zaman sadece gülüp oynayıp şenlik mi yapıyor? O da gittiği zaman Sicilya topraklarını vuruyor, Malta toprakları, adalarını çıkarma yapıyor. Defalarca buldukları gemilere o da el koyuyor. Her daim, her zaman bunu yapıyor. Bu yaptıklarında o korsan denilen denizcilerle ki bizim deniz gazisi diye anlaşılması için böyle tercih edip söylediğimiz o denizciler arasında uygulama bakımından bir fark yoktur. Bunu mutlaka böyle görmek ve kabul etmek gerekir. Böylece korsanlara da kısmen temas etmiş olalım. Korsanlığın da böyle sıradan bir hadise olmadığını, onun bir Osmanlı müessesesi olduğunu, akıncılığın karada ne yaptığını biliyorsak eğer, denizde bunların çok daha alasını ve fazlasını bir hakkın yaptıklarını ve bunu yüzlerce yıl yaptıklarını diyelim. Çünkü 15. 16. 17. 18. yüzyıllarda zaman zaman trendi değişse de hemen her zaman var olmuş. Ama Brodin'in de dediği gibi 16. yüzyılda göz kamaştırıcı bir şekilde bu korsanlık iş görmüş. Burada tabii ona fazla vakit ayıramayacağım. Ama Osmanlı denizcilerinin Cebeli Tarık'tan çıkıp nerelerde korsanlık yaptığını, hatta Fas'ın Sela üstünde, limanında toplanıp sadece Faslı denizcilerin değil, sadece Cezayirlilerin değil, Tunusluların, Trablusgarplerin, hatta din değiştiren Hollandalıların veya değiştirmeyenlerin katıldığı, özellikle de Endülüs'te yaşayıp veya Endülüs'ten çıkartılmış bu Morisco adıyla bilinen bizim Müdeccel veya Müdeccel diye tanıdığımız Endülüs Müslümanlarının oluşturduğu o büyük deniz gücü var. Bunlar araya dağılmış bir durumda. Hem resmi Osmanlı donanmasında varlar, hem Kuzey Afrika'daki denizciler arasında yaşıyorlar. Onlardan oluşan donanmaların Güney İngiltere, Galler bölgesi dahil bütün bölgeleri en az 50 sene, 1570'lerden 1620'lere, 25'lere kadar nasıl vurduklarını, yağmaladıklarını, her sene buralarda nice ganimet ve esir aldıklarını
İngiliz tarihçiler kendi arşivlerindeki çalışmalarla bize çok net bir şekilde duyuruyorlar. Tabii Akdeniz'deki korsanlara uskokları dahil etmek lazım. Bu konuda benim de bir araştırmam, bir kitabım bulunuyor. Sadece Adriyatik'teki bu uskoklara ama Akdeniz'deki korsanlığa ayrıca bir önem atfedip bunu tabii İtalyan tarihçiler Salvatore Bono gibi ve önceki dönem tarihçiler, eski tarihçiler, sonraki tarihçiler ele almaya çalışıyorlar. Ve bizim esas bu taraftan Osmanlı cephesinden ve zaviyesinden ve malzemelerinden bu konuları çok dikkatli ve etraflı bir şekilde incelememiz gerekiyor. Bu kısmı da böyle tamamlamış olalım. Akdeniz'de siyasi egemenliğin bu şekilde hiç olmazsa sağlandığına bazı noktalardan temas ettikten sonra bu Osmanlı Akdeniz'i kavramını oluşturan önemli bir unsur olarak ticaretin boyutlarına bakmak lazım. Fakat onunla da alakalı tabii fazla bir şey söyleyemeyeceğim anlaşılıyor. Ama şunu söylemek isterim, Akdeniz'deki en büyük deniz ticareti kapasitesine 16. yüzyılda Osmanlıların sahip olduğunu Broder söylüyor. Ve bu eğer mukayese edilirse Osmanlıların sahip olduğu oranın bir oranlama yapıldığında bu onların sahip olduğu kapasitenin Venedik'in iki katı olduğunu ve Akdeniz İspanyası'ndan da en az 20 bin ton kapasiteli ticareti bulunduğunu zikretmek gerekir. Bunu da Carlo Cipolla söylüyor. Dolayısıyla onların naklettiği bilgi olarak zannederim bazıları için daha güvenilir olabilir. Ama Osmanlı deniz ticaretinin 16. yüzyılda sadece böyle olmadığını, burada Brodel'e biraz efendim itiraz var değil ama onun muhakkiplerine hiç olmazsa göz önünde bulundurmaları gerektiği için daha sonra çünkü onun tezini 17. yüzyılda ve 18. yüzyılda artık Akdeniz'in tamamen fonksiyonunu yitirdiğini hatta işte solup efendim yok olmaya doğru yüz tuttuğunu öne süren tabii ki bu çalışmaları büyük bir saygıyla karşılıyorum. Değer veriyorum ama yine sadece ve sadece batılı kaynaklarla hadiseye bakılması sebebiyle o şüpheyi bir türlü içimizden atamıyorum. Bir de Osmanlı verileriyle bunun doğrulanması gerektiğini hiç olmazsa tavsiye ediyorum. Nitekim yeni bazı araştırmalar tamamen öyle olmayabileceğinin ipuçlarını da veriyor. Bunu Yunanlılar gerçekleştiriyorlar. Efendim hem Akdeniz için biraz benim Karadeniz için yaptığım bir çalışmayı örnek alarak onu detaylandırmaya şimdi projelendirdiklerini duyuyorum ve detaylandırmaya çalıştıklarını görüyorum. Ve bunlar sevindirici tabii çalışmalar. Ama sadece bir emtia üzerinden bir tek misal olsun diye Akdeniz'deki deniz ticaretinin 16. yüzyılın sonlarından itibaren başka bir alana kaydığını hatırlamak, görmek ve onun üzerinden de hiç olmazsa takip etmek gerektiğini söylüyorum. Bu hepimizin içinde durduğu gibi durmadığını bildiği bir fincan kahve diye hep latifelere konu olan kahve ticaretinin önemini vurgulamak istiyorum. Bu da maalesef bizim hiç gündemimize gelmeyen bir konudur. Bundan yaklaşık 20 küsur sene önce Montpellier'de Fransa'da Fransız meslektaşlarımız bize bunun önemini hatırlattılar ama biz hala henüz sadece onu bir şurb ederken zevkini tatmakla meşgul oluyoruz. Biraz da piyasada böyle sadece görseli ortaya koymak için çalışmalar yapıldığını ama gerçekte arşiv verileriyle kahvenin ticaretinin Mısır'dan İstanbul'a nasıl gelip gittiğini, nerelerde bunun efendim nerelere kadar taşındığını hala meçhulümüz olarak bilmiyoruz. Ama önemli bir araştırma kalemi olarak kahvenin ciddiyetle incelenmesi
Hiç olmazsa 18. yüzyıl sonlarına koloni kahvesinin gündemi dolduruşuna kadar bunu takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bir alan olarak bunun da Karadeniz ticareti için böyle bir çalışma yapmıştım. Şimdi sağ olsun meslektaşlarımız, demek ki Yunanlılar, bunu geliştiriyorlar. Umarım kahve içinde bu tür çalışmalar yapılarak deniz ticaretinin yeni ivmeler kazandığını, başka bir alanlara kaydığını görebiliriz, anlayabiliriz. Nitekim bazı doktora öğrencilerime, ben de doğrudan bu olmasa bile Akdeniz'in nasıl bir eksende durduğunu 18. yüzyılda, 17. yüzyılda, 18. yüzyılda nasıl bir konumda bulunduğunu, dünya ticareti dikkate alındığında, bilhassa deniz üzerinden yapılan ticareti kastediyorum, nerede durduğunu anlama bakımından doktora tezleri veriyorum ve onlar da çalışıyorlar, sağ olsunlar. Umarım sonuçlarını aldığımızda önemli veriler elde edeceğiz. Sizinle sabrınızı daha fazla taşırmamak için Akdeniz dünyasının biraz da haritalar üzerinden nasıl gittiğine bir bakalım. Bunlar 17-18. yüzyıllarda oluşturulmuş Akdeniz ve onun bölümlerine ait haritalar. Böyle bir efendim Piri Reis'in kitabahiyesinden bir Venedik çizimi var. Bunların yüzyılları farklı bile olsa aslında hep aynı şeyi göstermiş oluyorlar. Bunlar Barbaros'un 1543'te Fransa'ya destek için gittiği ve Tolon'u en az 8 ay üs edindiği döneme ait efendim bazı o donanmanın gemileri, yine Osmanlı bazı kadırgaları, onların sancakları, onların görüntüleri, bir işte denizde kullanılan pusula ve o denizi bir bakıma Osmanlı Akdeniz'i haline dönüştüren ilk büyük amiral olarak Barbaros Hayrettin Paşa ve sonrasında onun yolundan giden, gerçekten onun mirasına sahip çıkan Turgut Paşaları, reisleri, Kılıç Ali Paşaları, Piyale Paşaları gibi namlı denizcileri de burada saygıyla anarak sözlerime son veriyorum. Hepinize teşekkür ederim. Biyografisini okuduğumda İtalyan asıllı olduğunu gördüm de hani bu İtalyanların denizcilikle ilgili... Mikrofonumuz çalışmadı efendim. Yüksek sesle söylerseniz sorunuzu, hem hocamız hem de misafirlerimiz. Evet, ayakta söylerseniz daha iyi. Kılıç Ali Paşa'nın biyografisini okuduğumda İtalyan asıllı olduğunu öğreniyoruz hocam. Hani mesela Osmanlı'nın devşirme sistemi var ya, onunla ilgili araştırma yaptığımızda onun bilinçli olarak yapıldığını ama önemli nedenlerin olduğunu görüyoruz. Yani bunun bir hani milletler arasında diyelim ki hani dediniz ya, Venedikliler mesela tüccar ehlidir. Hani daha çok ticarete yatkın. Bu İtalyanların denizciliğe yatkın olduğundan mı kaynaklanıyor, yoksa bir tesadüf mü? Doğrusu o sizin takdiriniz olsun. Malum bizde böyle bir gelenek var. Tabii ki Türk olmamasından iftihar ederiz. Ama aslen Türk olmamasından rahatsız olanlar zaman içinde yazmışlar. Kılıç Ali Paşa hakkında kitaplar var malum. Bu belki 50 sene kadar önce yazılmış bazı kitaplar var. Onları okuyarak bilgilenenler işte bazen böyle hamaseti biraz daha aşırı götürüp işte Türk oğlu Türk'tü diyerek de zorluyorlar. Çünkü ancak böyle bir şeyi o yapabilir zannı. Bu herhalde son yüzyılın bir algılaması olsa gerek. Tabii o manada bizi birinci derecede çok ilgilendirmiyor şahsen beni. Kılıç Ali Paşa'nın İtalyan asıllı olması ama onun denizci olduğu anlamına gelmiyor. Genlerinde olabilir bilmiyorum ama papaz olmak üzere denizden giderken Osmanlı denizcilerinin eline düşmüş olması kaderini değiştirmiş. Bana sorarsanız çok da güzel olmuş. Onun gibi büyük bir amiral, Osmanlı İmparatorluğu gibi devrinin en
muhteşem bir devletinin, deniz kuvvetlerinin paşası olmuş. Sonra da gelmiş, huzur içinde, Tophane'de kendi inşa ettirdiği, Mimar Sinan'a inşa ettirdiği caminin haziresindeki türbesinde defnolunmuş. Ne olacaktı gitseydi, onu tabii ki kader şimdi yapacak halimiz yok. Ama bu şanlı sonu elde etmiş olması gayet güzel bir şeydir. Ama sizin söylediğinize karşı bir şey söyleyeyim. Mesela Piyale Paşa, o da aslında Karacı bunlar. Ben işte bir yeni kitap çık mı hazırladık Büyükşehir Belediyesi'ne. İstanbul'un Yüzdeniz serisinden Yüzdenizcileri çıkamadı bir türlü. Betül biliyor akıbetini. Bu herhalde son zamanlarını yaşıyor. Çıkacaktır matbaada olsun diyelim. Bugünlerde neşredilecektir. Orada da yazdım. Piyale Paşa gibi bir denizci nerede esir alındı? Kanuni Sultan Süleyman'ın Mohaç seferinde Macaristan'da Tolna şehrinde bir kunduracının oğluydu. Onu da aldı getirdi bu Osmanlılar. Sonunda Enderun'a yerleştirdi, eğitti, yetiştirdi. Gel zaman git zaman ona kaptan paşalık, kaptanı deryalık vazifesi verdi. O da gitti. Hiçbir denizci geçmişi olmadığı anlaşılıyor bu haliyle. Ama Cerbe'de İspanyollara orayı dar ettiği anlaşılıyor. Çünkü Busbek'in mektuplarına, hatıralarına bakarsanız orada çok güzel anlatıyor. Cerbe'de esir edilen İspanyol kadırgalarının ve amirallerinin şu saray burnundan geçişi sırasında onları yalı köşkünde seyreden Kanuni Sultan Süleyman'ın o ihtişamlı duruşunu anlatıyor. Ben tavsiye ederim, oradan bakınız. Demek ki bunlar böyle biraz bazı izafi ve yakıştırma kavramlar. Ama çocuk yaşta denizciyle fethedip denizlere açılanlar da çok. Osmanlı denizciliğinde denizcilikten gelmediği halde donanmayı yönetenler de çok. Bu aslında Osmanlılar'da yönetme becerisinin bütün devlet adamlarına önceden belirdiğini gösterir. Çekirdekten yetişme denizcileri ise en üst düzeyde yönetme izni verdikleri zaman zorlanmışlardır. Bunu ben şimdi biraz anlayabiliyorum. Belki daha geniş başka bir zamanda da anladıklarımı sizinle paylaşmaya çalışabilirim. Acaba niçin böyle olmuş sorusuna cevap vermek için. Yoksa bu ille de mutlaka denizci amiral olması yani komutan, kapıdan, paşa olması şartı biraz sorgulanabilir bir şeydir. Eğer denizlerde yetişmiş çok geniş bir kadrosu olan bu donanmanın o uzmanlaşmış denizcilerini bir hakkın o komuta kademesinin altında kullanabilmişse Osmanlı yönetimi, o zaman demek ki donanmanın başarılı olmaması için bir sebep yoktur. Sizin sorunuz için sadece bunu söylüyorum. Ama Kılıçeli Paşa bizim için bir şanstır. Evet. Sayın Hocam, şimdi 16 ve 17. yüzyıllar olarak baktığımda Barbaros'tan sonra gelen bir yani İngiltere'dekilerden sonra ekolü gibi iyi bir denizciler serisi işte Barbaros, Gülçe Paşa, Piyale Paşa gibi devam ediyor. 17'de Mezamorta çıkıyor. Ama sonra bir kesiliyor, bir Akdeniz politikası yok Osmanlı'nın gibi baktığında, incelediğinde gibi. Ama her sene tabii donanma yine yelken basıyor, işte kıyıların güvenliği için Akdeniz'de dolaşıyor. Son olarak Cezayir Gazi Hasan Paşa'ya baktım. Yani Barbaros ayarında bir Akdeniz politikası, bir Akdeniz dünyasına bir hükmedecek bir komutan olarak son onu tespit ettim. Ondan sonra bir akamete uğruyor. Gerisi gelmiyor gibi duruyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Doğrudur. Ancak şöyle bakmak lazım. Bir kere bütün yüzyılları sadece değil, bazen bazı olayların yaşandığı dönemleri dikkate alarak konuşmak gerekiyor.
bu ihtiyatlı duruşu şahsen korumaya çalışıyorum diye düşünüyorum. Çünkü hangi dönem üzerinde konuşuyorsak onun verilerini paylaşıyoruz. Bu Osmanlı Akdenizi kavramı 16. yüzyıl itibariyle oluşan bir kavram diye düşündüğüm ve o sözünü etmeye çalıştığım argümanlarla onları anlamaya çalıştığım için o yüzyılı konuştum tabii ki. Barbaros ve onun geleneğinde denizcilerin 17. yüzyıl, 18. yüzyıl içerisinde varlığı veya yokluğu. Bu hem imparatorluğun o yüzyıllardaki Akdeniz'deki konumuyla, varlığıyla alakalı bir durumdu. Hem de bu tür ender yetişen insanların ortaya çıkmalarını hazırlayan şartların olup olmadığıyla da alakalıdır. Dolayısıyla 18. yüzyılda eğer Osmanlılar için Akdeniz'de bilhassa yüzyılın sonlarına kadar onları tehdit eden, tehlikeye düşüren şartlar söz konusu değilse büyük denizcilerin bu manada çıkmıyor olmasını da bir bakıma anlamak mümkündür. 17. yüzyılın sonlarına doğru Mezamoto gibi birisinin varlığı ise hadiselerin tam da böyle birilerinin gerektirdiği şartların öyle geliştiği ve tahakkuk ettiği dikkate alınırsa daha anlamlı olabilir. Bununla ille de şunu söylemiş olmuyorum tabii ki. Eğer o şartlar olursa mutlaka böyle birisi çıkar diye. Ondan daha feci zamanlar nitekim sonradan gelmiştir ve çıkmamıştır. Ama bir gerçeği tekrar o zaman hatırlamak lazım. Osmanlı İmparatorluğu da hiçbir zaman aynı trendi korumamıştır ki zaten. Yani imparatorluk karada şaşalar yaratırken mi denizde donanma gerilemiş oldu? Yani birinin yükseldiği bir devirde diğerinin çöktüğünü varsayarak genelde bazıları denizciliğin işte 19. yüzyılda hep gerilediğinden dem vurur. Ama asıl bakılması gereken yer önce ayaklarını karaya basan imparatorluğun kara ordularının ne olduğudur. 17. yüzyılın sonlarına doğru o 2. Viyana bozgunundan sonra yaşanan duruma baktığımızda Rumeli toprakları için Osmanlı kayıplarının geldiği yer o kadar ciddidir ki bu yüzden o yaklaşık 20-25 yıllık bir 15 yıllık hatta dönem kara bir leke gibi durur tarihçilerin nazarında. Bunu ben böyle düşündüğüm için söylemiyorum. Bana göre tarihte yenilgiler kadar zaferler de önemlidir. Ve onları da aynı düzeyde görüp, tanıyıp, anlamak ve kavramak gerekir tarihçi için. Yani Karlofça'nın seneyi devriyesinde onun nesini anıp da bir toplantı yapalım diyebilecek tarihçiler de gelmiştir aramızda. Çünkü orada yenilmiştir Osmanlılar. Bırakın yenilsin. Bana göre Preveze'den daha önemlidir İnebahtı. Ama yenildiğiniz için orada suskun bir şekilde tarihçiler dilini yutmuş gibi hiçbir şey yazmazlar. Zannedersiniz ki belgeler de yazmıyor. Halbuki Osmanlı belgeleri savaşın safahatı olmasa bile savaş sonrasında, İnebahtı sonrasında yaşananları anlatırken ciltlerce defter oluşturmuşlar. Ve biz bunların hiçbirini dikkate almadan İnebahtı'da yenildiler diyerek o dosyayı kapatmak istiyoruz. Tabii ki böyle bir varsayım isabetsizdir ve tam anlamıyla da üstelik yanlıştır. Tarihçiler için de özellikle son derece yanlıştır. Bütün bunların hepsini görüp ne olduğunu tarihçinin araştırıp bilmesi gerekir. Bu sebeple o büyük denizcilerin 19. yüzyılda arkasının kesilmiş olmasını artık imparatorluğun bütünü içerisinde baktığımızda şartların böyle bir imkanı el vermediğini görmekle belki benimki bir teselli mi diyelim anlamak mümkündür. Yani ben şöyle bir cümle kurmuştum bir ara. Osmanlılar denizlere açılarak büyüdüler. Denizlerden çekildikçe de küçüldüler gerçekten.
bunu küçümsemeyelim. Bugün Fransa'da, günümüzde, ben de hala bir yazı hazırlamakla meşgulüm ve gecikmiş olarak hatta bugünlerde onlardan bir özür süresi bile istedim bunun için. Tarihte yaşamış bütün büyük devletlerin, imparatorlukların aynı zamanda bir deniz imparatorluğu olduğu tezini işleyen dünyadaki konularla ilgili tarihçilerden oluşan bir komitenin araştırma makaleleriyle katıldığı bir proje geliştiriyorlar. Ve burada Osmanlıların da mutlaka olması gerektiğini, bu sebeple de bunun yazılmasını talep ettiklerini burada paylaşmak isterim. Ama bizde tabii ki maalesef Türkler denizi sevmezler, Türkler işte efendim denizi bilmezler, bilseler balık yerlerdi veya denize girer yüzerlerdi diyerek işte böyle denizcilik anlayan bir döneme geldik. Bu Fatih Bey sayesinde kubbe altında da bence ilk defa bu kadar kültürel konferanslar yapan talebeliğimde benim de gelip büyük bir ilgiyle öbür tarafta konferanslarını dinlediğim bu kurumun belki de ilk denizcilik konusunun konuşulduğu bir toplantı oluyor. Sanıyorum bu vesileyle arkası gelecektir diyelim. Benim biraz genelleyerek toplamak istediğim açıklamam böyle. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Peki efendim, ben teşekkür ederim. Kitaplarını da getirdik. Müsaade ederseniz hocam listelerinizi imzalasanız, birazcık daha sizi burada tutsak olur mu acaba? Burada satışta efendim kitaplarımız. Hocamız buradayken siz de müsaadenizle imzalatmak istiyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için ikramımız var, görürüz. Kitaplarımız var. Bunlar hocam. Evet. Evet.